Doktor. Doktor, yardımına ihtiyacım var ya. Ama doktor, görmüyor musun halimi ya? Çatır çutur. Kendime bile hayrım yok. Gidiyorum ben eve. Saman nezlesi mi? Doktorsunuz galiba. Ha? Beyaz önlük falan. Saman nezlesi. Alerjik rinit. Kısaca ağrı ediyorum artık kendisine. Çok felayım. Hadi 2 dakika ne olur. Yok 2 dakika falan. Ayrıca elindeki dosya mor. Demek ki kanser hastası, zaten 2 dakikada falan halledilmez. Ya tamam, yalan söyledim. Yarım saat lütfen. O kadar hazırlamıştım kendimi. Ah! Fake attı. Antihistaminik alsana. Yok doktor, fıs fıs istemiyor o. Alerjen maruziyetinden kurtulabilirsem rahatlayacağım bence. Bilmem, anlatabildim ben. Buhar banyosu da iyi geliyor. Sağ ol. Yok doktor, hadi gidiyorum ben. Hasta 9 yaşında, son dönem alveolar rabdomiye sarkom hastası. Yani senin nezlenden biraz daha ciddi bir durum var. Şu ana kadar söyledikleri pek ilgimi çekmedi doktor, kusura bakma. Halüsine de oluyor. Ve rabdomiyosarkom belli de tutmuş o zaman. Çocukcağız rahat ettirirdi. 1-2 haftası ya var ya yok. Ama beyninde bir şey yok. Tomografi temiz. Kan tahlilleri ve tümör belirtileri normal. Ha, halüsinasyonu kanserle alakalı değil yani. Bakıyorum, ilgini çekti. Ayrıca seni ilgilendiriyor mu bilmiyorum ama eğer beynindeki sorunu çözersen bu kız 1 yıl daha yaşayacak. Ve 9 yaşında birisi için 1 yıl daha yaşamak çok uzun bir süre. Bence değil. Sen de gör. Ver bakalım. İç majör ameliyat, kemik iliği nakli, 14 kür kemoterapi ve radyoterapi. Yani ben kızın yerinde olsam evde bütün gün bilgisayar oyunu oynardım. Burada laboratuvar faresi olmak istemezdim. Anlaşıldı. Senin başına bir şey gelirse kılımızı kıpırdatmayacağız nişantaşı. Evet. Olay yeri inceleme. Hadi bakalım. Saksılar çalışsın. Ayırıcı tanı. Gelsin. Halüsinasyonların sebebi... Bir saniye. Geliyor. Gitti. Tamam, devam. Allah geldi. Evet. Halüsinasyonların sebebi kemoterapinin nörotoksik etkisine bağlı olabilir. Hayır, olamaz. En son 2 ay önce almış son kürü. Şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı belirtileri. Genetik bir hastalık olabilir mi? Sanmam, annesinde bir şey yok. Peki baba? 2 yaşındayken boşanmışlar değil mi? Hı hı. Kanser teşhisi konduğu zaman babaya da kan ve doku testi yapılmış. Ama herhangi bir kayıt yok genetik. Nasıl yani? Babaya kızınız kanser diyorlar, doku ve kan örneği verip pabukluyor yani, öyle mi? İskele babası. Kemik iliği nakline bağlı dokuretti olabilir mi? Ya da beyni tutan bir enfeksiyon. Kan tahlilleri ve lomber fonksiyon temiz. Enfeksiyon olsa beyinde meniksler şişer. Tomografide meningeal kontrastlanma yok. Bravo dolapdere. Siz yine de MR ve toksikoloji isteyin, tamam mı? İsteyelim. Tabii de siz bizim söylediğimiz hiçbir şeyi dinlemeyecekseniz isteyelim. Çünkü tabelada benim adım yazıyor kapının girişinde. Gördüm mü bilmiyorum. Kronolojik olarak bakarsak toksine maruz kalmış olması pek mümkün görünmüyor. Bir de 3. bir seçenek var. Kız aynayı kırdığı için bütün bunların hepsini uyduruyor. He? Ama onun da teşhisi yok. Ne kalıyor geriye? Yine MR ve toksikoloji. Tamam. Hastayla sen ilgilenme, tamam. Niye? Şimdi iş Türk filmine dönmesin. Sen kızı kucaklamakla kalmaz, bir de anneden velayetini falan almaya kalkarsın, olmaz. Anneyle sen ilgilen nişantaşı. He? Ben olsam evde bilgisayar oynuyor ölmek isterdim de. Bir de kızının hayatını kurtarıyormuş gibi yap. Yani doktormuşsun gibi. Mış gibi yani. Evet. Bu ne? Zencefil ve ısırgan otu. Bu ne be? İnsan düşmanlığı vermez böyle bir şey. Afiyet olsun.